Aytacı biliyorsunuz. Bu kardeşlerimiz ilk defa böyle üst düzeyde bir takımda oynuyorlar ve UEFA Kupası'nda veyahut da ne bileyim Şampiyonlar Ligi'ni ön elemelerini orada burada sizi bir yerlere getirmeye çalışacaklar. Temennilerimiz bizim hep üst seviyelerde. Ama artık onları kaybettik. Hocam bugün sahaya çıkan 11'den bağımsız düşünelim. Galatasaray'ın kötü bir kadrosu olduğunu asla düşünmüyorum. Türkiye ligleri için. Evet, hatta Avrupa için de şöyle düşünelim. Yani bu değerleri ya da bu isimleri, bu maaşları, bu maliyetlerin değeri aşağı geldiyse burada da bir teknik problem var ya da teknik ekip problemi var. Niye? Şimdi biz Mustafa Muhammed geçen sene Galatasaray kadrosuna dahil olduktan sonra ligde herkesin ya ne güzel adam bulmuşlar dediği bir çizgideydi. İşte bugün sezonun en kritik maçlarından bir tanesi. Yani PSV Eindhoven maçından biz bu maç için kadro kurmadık anlayışına ben katılmıyorum. Sezonda iki hedefiniz vardır. 3 Türkiye Kupası'nı da katalım. Yani 10 tane kupa olur da birinden vazgeçersiniz. Avrupa arenası çok önemli. Ekonomik olarak da çok önemli. Şimdi Falcao, Muhammed, Feghouli gibi isimler düşünelim. Hadi Emre Akbaba, Yedlin özel nedenlerden dolayı yok ama genel olarak baktığımız zaman geçen sene yine en iyi kadronun Galatasaray'da olduğunu düşünüyordum ben. Bu sene kadronun kötüleştiğine dair bir emare yok elimizde. Gedson Fernandez zaten son 5-6 haftada bir çıkış yapmış, kendini göstermiş bir adam. Onun dışında ne eksildi ki? Kim eksildi ki? Biz sanki Galatasaray maça yarım yamalak bir kadroyla, yarım yamalak hazırlanarak, ya öyle olduğunu ben çok düşünmüyorum. Mevcut imkanları ya da kulübesini daha efektif kullanabilirdi mesela hoca. Ha belki maçın gidişatına göre başka bir planı var. Başka bir kafasında başka bir mutlaka şey var. vardır. Bu oyunculardan faydalanmak üzere. Ama ben o kadar da öldük bittik Yok durumunda yok yok. kadrosunun olduğunu düşünmüyorum. Doğru. Kullanamıyorsa o ayrı bir tartışma konusu diye düşünüyorum Zaten ben. şurada dizilişte işte bakarsan Babel'in önde oynatması ve Kerem'in onun arkasında oynatması, Babel gezginci oynayacak. Kerem'in de oralara Aradan daldığını çıkacak. onu Tabii. düşünecek. O topları çıkarabilirsiniz. Şimdi biz neden konuşuyoruz biliyor musun? Çok farklı Galatasaray takımları izledik. Çalıştık, gördük. Evet. Yani şimdi size bunları düşündüğünüz zaman yeterli gelmeyecek mi gibi düşünürdü. Ama o geçmişte kaldı hocam. Şu an bu kadroyla Ben de çıkacak diyorum ya PSV işte maçına. eğer üçlü oynuyorsanız burada sizin çok farklılıklarınız olması lazım. Sen de biraz evvel değindin. Yani ne kadar bunları çalıştın, üzerinde ne kadar gittin. Yani burada Fatih Hoca, Ahmet Hoca, Mustafa Hoca, Şenol Hoca değil. Elinizde ekip, oyuncular önemli. Siz de hocalar olarak da bunlarla birlikte katarak onlar da size bir şey katıyor. Siz de onları katarak görüyorsunuz. Yani etli tırnak gibidir bunlar. Tek başınıza siz bir şey yapamazsınız. Onlar da sizle tek başına bir şey yapamaz. Ama onlarla çalıştırırsınız. Siz ne çalıştırırsanız onu sahada sunarlar. Şimdi çok kısıtlı bir dönemde geldiler. Birden işte pandeminin patlaması, onların patlaması, ekonomik sıkıntılar, Her istediklerinizi şey üst üste alamıyorsunuz. geldi. Fiyatlar çok yüksek. Türk oyuncular çok kısıtlı. Bunların en iyisini almaya çalışıyorum. Mesela benim şahsi görüşüm, eğer Alanya'daki çocuğu bitirirlerse Berkay. Hocam benim için en iyi transfer olur. Berkan Ama zor gözüküyor hocam. şimdi 3 milyondan bahsediyorlar. Sen onu 300 bin eurodan veyahut da 200 bin eurodayken getir. Şimdi getirme, alma. Onu o vakitler alıp getir. Bu arada unutma. Çaykur Rizespor bugün öğrendiğime göre. Ben de yanındaydım. Herhalde Yanındaydın. yanılmıyorsam ondan Beraber konuş. bahsedeceksin. Onu sen de konuşabilirsin abi. Söyleyebilirsin tabii görüşlerini. İki genç oyuncuyu Galatasaray'dan istemiş. İstiyorlarmış. Tahir Bey bizzat Burak Bey'le konuşuyorlar. Hatta Oğulcan meselesi var biliyorsun Hı hocam. Bu konuda Rize tarafı ılımlı adım atıyor. Bir önceki yönetimliydi Bir zaten önceki problem. yönetimine Tahir Bey'le problem. öyle bir şey yok. İki genç oyuncuyu istiyor. Tahir Bey de hani Oğulcan konusunda son derece ılımlı imiş. Kapatalım. Onları bize isimler de belli değil mi? Şu an belli belli. Yunus'tu bir Yunus tanesi. Bir Akgün'de de bir de Ali Yavuz Kol. Yavuz Ali Kol, Yavuz Kol. bravo. İkisi. İkisine Ama nazaran sanki Ali Yavuz Kol konusunda Fatih Hoca bekleyin demiş. onu belki sonra da tekrardan verirler çünkü oynaması lazım onda. Tabii ya bir de tabii Barış Alper'i de aldı Galatasaray. Şimdi Kerem'i hep hoca kullanmak istiyor. Yarın Oğulcan dahil olacak. Aynen. Yani hoca ben geçen dinledim. Dedi ki önümüzdeki 3 yılın kadrosunu yapıyoruz dedi. Bu ne kadar gerçekçi Türkiye şartlarında emin değilim. Yani Zaman gösterir tabii onu. Zaman sezonu gösterir. kurtarmaya yönelik hamleler daha genel geçer ve kabul gören işler olduğu için genelde o rüzgara herkes kapılıyor. Mesela geçen seneki serüvende işte Oğulcan bir çıkış yapmıştı. Kerem bitirebilseydi, Halil bonservisi falan Galatasaray için gerçekten yarına dair bir umut aşığı olabilirdi. Çünkü programın başında dedin ya hocam Fatih Hoca iyi oyuncular
Hoca'dan çok faydalandı tarihsel süreç içerisinde, böyle yıldız, iyi oyuncular. Ama bu bir fırsat Fatih Hoca için. Alparslan Aytaç belki CV olarak yerli oyuncu, böyle çok büyük işler bitirmiş adamlar değiller ama şu açlıkları var ya, hani büyük forma açlığı dediğin şey, bunlardan mesela 7 tanesiyle oynayamazsın ama aralara serpiştireceğin 1-2 tane oyuncu ile, işte Kenan Karaman, Necip modeli gibi 7 tanesiyle olmaz ama şimdi Alparslan, Aytaç ve dinamikleri olan Barış Alper, Kerem, ya bunları kullanabilirseniz hoca belki son 3 yılı Galatasaray'da, bilemiyorum, 2024 senesinde kendinden sonra ayrılacağı zaman Galatasaraylıların ha bak ortada bir şey var diyebileceği bir senaryoya evrilebilir. Bu sene belki istediği transferleri yapamayacak. O üst düzeylerle hep oynamayı sever ya hoca ama bu bahsettiğim konudan, oyuncuların bu özelliklerinden belki başka bir Galatasaray çıkarmaya, ortaya o yolu deneyebilir. Ama bu maç özelinde yani bakıp göreceğiz. Çok çok zor bir maç. Yani Tahir Kıran da Rize Başkanı da Oğulcan konusunda hani öyleymiş, evet. Biraz ılımlıymış. Sen konuşurken onları söylendi. Ya tabii artık bunlar gelmiş geçmişler, birbirlerine kulüplerimiz yani hem alıp vermede kolaylıklar ama tabii kolaylık sağlamak lazım hocam, tabii herkese. Tabii sağlamak gerekiyor da ama Anadolu kulüpleri olarak tabir edilen kulüpler de bunlardan besleniyorlar. Bulursa 2 tane, 3 tane, 1 tane işte ben bunu diyor 2'ye satarsam da hiç olmazsa 5 tane topçu alırım. Rahmetli İlhancı Hoca, Allah rahmet eylesin. Çok müthiş. Ben başkanla çalışma şansım oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok müthiş işti ya. O ya beni 5 aylığına Mali Milli Takım'a gönderdi, biliyor musun? Allah rahmet eylesin. Başkana dedim ki niye ben dedim yani. Bir sürü sizin tanıdığınız var dedim ya. Niye ben hoca olarak beni gönder? Hocam dedi, sen dedi Türkiye geldiğinden beri Maraş'a geldin dedi. Maraş'tan beri ben seni takip ediyorum dedi. Her çok yere acayip, de tırnaklarınla gittin dedi. Sen dedi orada yabancı dilini de verdi. Ben senden umutluyum dedi. Orada mukavele bitiyordu. Bak oradan da Kamerun'a gittim. Ama Sayın Başkan'la ekipte, Allah rahmet eylesin Sayın Başkan'la tabii büyüğümüzdü. Mukavele bittikten sonra ben oraya istediler gittik. Onun sayesinde ben Afrika ile tanıştım. Yani 6,5 ya tabii. Hakikaten çok büyük çok başkandı büyük ya. Neler çıkarıyordu. Evet. Şimdi de bak Alanya Spor hocam, çok takdir ediyorum. Hasan Bey de çok. Hasan Bey 3-4 yıldır takip ediyoruz. Her sene kadrodan 5-6 tane oyuncu para kazandırarak gerek Süper Lig'e gerek yurt dışına ve büyük takımlara dağılıyor ve onların yerine adam koyuyorlar 5-6 tane ve bir sene sonra Haziran ayında biz yine bunu konuşuyoruz. 5-6 tane futbolcunun yanında bir de hoca üretim yeri haline geldi işte. Sergen Hoca, Erol Hoca, Çağdaş Hoca bugün böyle gerçekten çok güzel bir futbol aklı var. Mutfağı orada. Çok iyi, mutfağı. Evet, orada çok rahat orada Cenk çalışıyorlar. Var, çok başarılı. Nasıl? Çok rahat çalışıyor hocalar da, çok Cenk rahat de, çalışıyorlar. Evet. Şey, şimdi işte onlar da geçen sezon aldılar. Devre arası mı aldılar bilmiyorum. 1860 Münih'ten almışlardı. Çocuğun ismini unutuyorum hep. Augsburg'dan çıkma Türk çocuğu. O da bu sezonunda parlattıklarını göreceğiz. O da forvette oynuyor. Evet. Yeni aldıklarını mı diyorsun? Ya geçen sezon devre arası aldılar galiba. 1860 Münih'ten almışlardı. Ya araştırdın mı? Var, ben de zaten hep ben bunların peşindeyim. Abi madem kuracaksan alın getirin. Kalsın bak nasıl Keremler Meremler çıktı. Gözünüz önünde daha hocam, olur dediniz aldınız. Niye bu kadar başarılılar biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim mi? Bir kere Alanya'da hiçbir oyuncunun parası kalmıyor. Bir, çok güzel bir ilçe. Antalya, sahil. Mesela İtalya'da da bir yerde okumuştum. Genelde böyle oyuncular hep güney tarafını tercih edermiş böyle. İşte meşhur Bari döneminde. Bari birincilikte. Turizm oraları. Hep oraları. O yüzden tercih olarak bir kere birinci sırada oyuncuların, ailelerinin. Yani oraya oyuncunun gelmesi de kolay. Mesela seyirci profili de çok incelenmesi gerekiyor sevgili Ergin. Sen seversin bu tarz konuları. Hocam biliyorsun İngiliz, Alman kombine alırlarmış. O tarafta fazla Alanya'da şeyler, Norveçliler var. Norveçliler. Alman yanılmıyorsam, yanlışım varsa düzeltin. Şey de var, Alman mezarlığı falan var. Hmm. Orada tabii yerler almışlar etmişler yani oralarda. Tabii ama bak Alanya onu başardı, Antalya başaramıyor. Evet. Değil mi? Antalya'da daha bir baskı var hocam. Taraftar baskısı var. Alanya'da taraftar baskısı var ama Antalya'daki gibi değil. Mesela iyi yönettiğiniz zaman o mesela Sivas az buz şehir mi Antalya'ya göre baktığınız zaman hani taraftar baskısı olsun şey olsun ama orada bak, da baskı var. Orada Sivas'ta da var. Ama nasıl yönetiliyor? Ama orada bak, çok 20 küsür senedir Mecnun Bey. Nasıl yönetiliyor? Mecnun, ya iyi yapabiliyorsunuz baskı da olsa zaman. Mecnun Başkan var ya. Evet. Futbolun
en altından geliyor. Evet. Ona yani baskı da olsa kendisini. İyi yönettiğiniz zaman altından kalkıyorsunuz.